LGS'ye son 77 gün hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Hafta sonundayız ama bizim için zaten okullar kapalı olduğundan her gün hafta sonu artık. Günün sözüne bakalım. Horizon Swift Mardin demiş ki aradığınız altın fırsat sizin içinizdedir. çevrenizde değil, şans, tesadüf ya da başkalarının yardımına değil. Sadece kendi içinizdedir diyor. Gerçekten de her insan çalıştığının karşılığını alır demiş zaten Allah da Kur'an'da. Bu adam da buna benzer bir şeyi açıklamaya çalışmış bize. Diyor ki yani her şey sende, her şey sana bağlı. Dolayısıyla asla ve asla çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aman işte şöyle oldu da böyle oldu ben o yüzden bir böyle... Hayır bahane bulmaya gerek yok. Çalışacağız ve başaracağız inşallah. Günün yorumuna baktığımızda Özge Reyyan demiş ki 44 beğeni olsun bakalım. Hocam sorularım şunlar. Matematikte yapamadığım bir soru oluyor ve çok vakit kaybediyorum. Olmayınca da motivasyonum düşüyor ne Birincisi asla pes etme Reyyan. Özge pardon Özge Reyan Soy ismiymiş. Belki de soy ismini yazmadı, sadece Özge Reyan ismini yazdı. Asla pes etme Özge. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Matematik diğer derslere göre daha zor. Bunu kabul ediyorum ben de. Ben de bir sözel hocası olarak matematik göründe anne diye korkuyorum. Ama ilk başta temel soruları çözün. Güzel. Sonra orta seviye sorular çözün. Tamam. Sonrasında sınav tarzı yeni nesil soruları çözdüğünde artık yapabileceğim zannedeceksin ama bu sefer de sorular uzun olsun bu sefer de süre yetmeyecek olsun. 5 dakikada çöz, 4 dakikada çöz, 3 dakikada çöz ama vazgeçme. Mutlaka yapabileceğin en inatıya ulaşacaksın ve yapamadığın soru olsa bile o soruların çözümünü öğrendiğinde o soruları hiç çalışmamış olanlardan veyahut o soruyla alakalı hiçbir fikir olmayanlardan birkaç adım hatta belki yüzlerce adım öne geçmiş olacaksın ve hedefine ulaşacaksın. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Yani matematikte 20'de 20 yapan değil. Diyelim ki ben 16 yaptım, sen 17 yaptın. Sen kazanırsın. Ben 9 net yaptım, sen 10 net yaptın. Sen beni geçtiğin için, benim önümde olduğun için benim gireceğim liseye sen girersin. Dolayısıyla sıralama sınavı bu yüzden daha çok gayret edersek daha az gayret edenden ...daha iyi yere gelebiliriz. O yüzden dikkatli olacağız. LGS örnek sorulardan daha zor mu olacak? Hayır. Örnek sorular gibi oluyor genellikle. Zaten bu sene böyle korona falan olduğu için... ...çok zor soracaklarına tahmin etmiyoruz. İşlemediğimiz konuları evde çalışarak... ...LGS tarzı genel deneme çözebilir miyiz? Ee, i̇şlemediğimiz konuları evde çalışarak... ...LGS tarzı genel... E, Tabii ki çözebilirsin. İşlemediğin konulardan denemeler her zaman çözebilirsin. Daha doğrusu işlemediğimiz konuları evde çalışıp tamam evde çalışın. Sonra LGS tarzı çözebilirsin. Konuların eksik olsa bile çöz. Olsun. Ya ben bu konuyu bilmiyorum ama olsun. Ben bunu öğrenince yaparım dersin. Onu net olarak kendine eklersin. Yani şöyle düşün. Diyelim ki matematik, Türkçe, fen, inkılap, İngilizce ve din soruları var. Çok güzel. Matematik diyelim ki normalde 10 ee, net yaptın. Eksik olduğun beş konu var diyelim ki örnek veriyorum beş soruluk konu var. Ya ben bunu da öğrensem yapardım diye bunu on beş netliği kendine motive edebilirsin. Ha belki onların hepsini öğrensem belki de 15'te 15 beş yapamayacaksın ama olsun. Eksik olduğun konuları ben yapardım dersin. Ama tabii ki burada çok fazla eksiğin varsa yani matematikte, fende, Türkçe bir sürü eksiğin varsa önce o eksileri kapatmak daha mantıklı olur. İki güne bir 30 paragraf çözüyorum. Yeterli olur mu yoksa her gün mü çözmeliyim? Bu da güzel olur, yeterli olur. 30 paragraf gerçekten iyi bir rakam. Her gün bu şekilde devam edersen bütün paragrafları doğru yaparsın. Matematik netlerimi çok çalışarak 9 10'dan 15 16 yükseltebilir miyim? Evet, tabii ki yükseltebiliriz. Zaten biliyorsun yeni açıklanan duruma göre uzaktan eğitim konuları dahil olmayacağı için konular azaldı. Bu sefer netlerimizi artırabiliriz. Konya Türk Telekom Sosyal Mühendisliği'ni tanıtır mısınız? Tabii ki tanıtırız. Osmancık Tarık Buğra'nın günün kitabı mükemmel bir eser. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatıyor. Osmanlı'yı biliyoruz. Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat, Yıldırım Beyazıt. Gerçekten muhteşem atalarımız var. Ve bunların tarihinde Tarık Buğra üzerinden öğrenmek güzel bir keyif olacak. Gün okuluna baktığımızda Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'ni görüyoruz. 416 puanı 9.64 dilimi ama yine hukuk fakülteleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümleri süper başarılar bu okuldaki öğrencileri bekliyor. Günün kaynağına baktığımızda ise taktikli seti görüyoruz. Madem evdeyiz, madem test çizmemiz lazım. O zaman tüm kitapları alalım dedik. Din, İngilizce, İnkılap, Fen, Matematik, Türkçe hepsini rahat rahat çalışalım. Hepsini rahat rahat öğrenelim dedik. Dolayısıyla taktikli set bizim için daha avantajlı. Bu kadar çok kitabı bir arada almak bizim için daha avantajlı. Dahil olmayan konuları zaten sizlere söylüyoruz. Siz de güzel güzel çalışacaksınız. Günün sorusuna baktığımızda inkılap tarihine alakalı Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına hangi kanunla beraber bırakılmıştır? Güzel bir soru. Bunu bilmemiz lazım. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz ve orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs>